Bu dersimizde BitLocker uygulaması nedir ve ne işe yarar bu konuyu inceleyeceğiz. BitLocker, bilgisayarınıza bağlı olan sürücülerinizi şifrelemek, sürücülerinizde bulunan verileri şifrelemek için kullanacağımız yöntem. Birçok şekilde USB disklerde özel bilgilerimizi saklayabiliyoruz veya bilgisayarımızın içerisinde birçok özel bilgimiz bulunabiliyor. Bu gayet de normal bir durum. Bu tip durumlarda şifrelerimizin güvenliğini sağlayabilmek için kullanacağımız uygulama Windows 8'in içerisinde BitLocker olarak adlandırılan uygulama olacak. Bu yerel sürücünüzü şifrelemek, dataları şifrelemek, aynı zamanda çıkarılabilir disklerinizi de şifrelemek için kullanabileceğimiz bir uygulama. Bu uygulama ile bilgilerinizi şifrelenmiş bir şekilde taşıyabilir ve sadece sizin şifresini bildiğiniz bir Windows 8 içerisinde rahatlıkla açabilirsiniz veya farklı bir versiyonda açmanız mümkün olacaktır. Birçok kişi özel bilgilerinin başkalarının ellerine geçmesini istemez ve özel bilgilerinde öyle ya da böyle USB disklerde veya harici disklerde saklamak zorunda kalır ki zaten işletim sisteminde belli bir zamandan sonra alanlar yetmeyebiliyor veya taşıma ihtiyacı duyulabiliyor. Bu sebeple BitLocker'ı kullanmanız bilgilerinizi saklamak için önemli uygulamalardan bir tanesi. Bunun dışında BitLocker'ı Windows 8 Pro veya Windows 8 ile birlikte kullanabiliriz. Windows 8 Artı ile birlikte BitLocker'ı kullanmamız mümkün değil. Fakat Windows Artı'nın içerisinde sürücü yani cihazı direkt şifrelemek, mevcut işletim sistemini şifrelemek için gerekli yöntem bulunuyor. Diğer taraftan profesyonel cihazlarda yani iş amaçlı kullanılan cihazlarda TPM denilen yani Trusted Platform Modül denilen çipler bulunuyor. Bu çipler yardımıyla da ve farklı third party diğer farklı firmaların uyguladığı şifreleme sistemleri bulunuyor. Fakat bunu Windows 8'in içerisinde hiçbir yazılıma ihtiyaç olmadan, hiçbir TPM çipine ihtiyaç olmadan rahatlıkla verilerinizi şifreleyebiliyorsunuz. Tabii TPM şifreleri daha üst düzey kullanıcılar için ihtiyaç olan bir durum ve çip modül bazında yani fiziksel olarak çalışabilen şifrelenmiş sistemler olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bir sonraki dersimizde sürücümüzü şifrelemek için BitLocker'ı nasıl kullanırız konusuyla devam edeceğiz.